geldiler bizim kızlar. Bu muhteşem yapı. Vay vay vay, bu ne arkadaş ya? Yani neredeyse bizim İstiklal Caddesi gibi diyeceğim. Birbirlerini sevenler, aşıklar, nişanlılar. Metrelerce devam ediyor arkadaşlar, metrelerce. En çok ziyaret edilen caddelerden bir tanesindeyiz. Birazdan Köln Dom Kilisesi'ne gideceğiz. Çok meşhur bir kilise, çok önemli bir kilise burası. Orayı ziyaret edeceğiz ama yol üstünde de Almanya'nın Aşıklar Köprüsü Hohenzollern'i de gezeceğiz. Bu köprüye aşıklar demirlerine kilitler takmışlar bir daha ayrılmamak üzere. Yoğun bir kalabalık var. Bakalım gezelim bu cadde, bu güzel Köln'deki bu caddeyi ve Dom Kilisesi'ni sizlerle paylaşayım. Hadi o zaman gezelim. Yani Müsaç'ım ne olacak? Çok kalabalık. Sanki İstanbul'dayız değil mi? Çok enteresan. Bildiğin İstanbul'da sanki İstiklal Caddesi'nde yürüyormuşuz gibi. Evet. Köy beni şaşırttı. Hemen şurada kızlar bir saniye. Burayı çekmek lazım. Acayip bir şeker dükkanı var burada, şekerci. Hadi bakalım nasıl bir şeymiş, bir bakalım. Vay vay vay, bu ne arkadaş ya? Araba girişi yok. Ne güzel okuyor ya. Sese bak ya. Yani neredeyse bizim İstanbul'daki İstiklal Caddesi gibi diyeceğim. Kimsenin ağzında, biz de dahil, maske görmüyorum. Artık Köln'de de maskeler hemen hemen bırakılmış. Tek tük görüyorum maskeleri. Ama bana burası gerçekten İstanbul'daki İstiklal Caddesi'ni anımsattı. Herkes bu dondurmacının önünde birikmiş. Bir tatlıcı, daha doğrusu dondurmacı değilmiş, tatlıcıymış burası. Yani kalabalığa bakar mısın? Olağanüstü ya. Ben hiç böyle görmemiştim. Vay 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 vay. Kızlar neredeler, bizim kızlar? Yani her an ben kızları kaybedebilirim. Neyse ki önümdeler üçü de. Bu muhteşem yapı. Dom Kilisesi. Bakın yukarı git 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 bitmiyor. O kadar yüksek ki. Köln şehrinin merkezinde bu katedral 1248 yılında yapımına başlanılmış. 632 yıl sürmüş arkadaşlar. Bu kilisenin yapımı 632 yıl boyunca bu Dom Kilisesi'ni yapmakla uğraşmış Almanlar. 1880 yılında da hizmete açılmış Dom Kilisesi. Olağanüstü bir yapı. Gotik tarzında yapılmış. Gotik tarzı deniyor buna. Bakın uçları ta yukarıya kadar uzanıyor. Sebebi de Tanrı'ya ulaşmanın yolu olarak sanki bir nevi görüyorlar. Tabii kulağımıza saçma gelebilir ama dini açıdan onlar
ne kadar yüksek yaparlarsa kiliseyi Tanrı'ya ulaşacaklarını düşünüyorlarmış arkadaşlar. Hemen bir sesler geliyor. Oraya doğru gidelim bakalım neler var. Doğum Kilisesi'nin içindeyiz arkadaşlar. Gerçekten olağanüstü. Evet, İsa Peygamber, Meryem Ana. Şu anda Hristiyanların dini bayramı olan Pak bayramındayız. İsa'nın öldürüldükten sonra 3. günü dirilişinin kutlanması arkadaşlar. Çarmıha gerilişinin 3. gününde İsa Mesih peygamber diriliyor. Ve bunu bu bayramla kutluyor Hristiyanlar. Yumurta haşlayıp, boyayıp çeşitli süslerle ve ayrıca tatlılar yaparak ve bu Nisan ayının sonu, Mayıs ayının içinde de devam eden bir
özel bir dönem. Hemen başında, Nisan ayının sonunda bir perhiz dönemine giriyorlar. Bir nevi oruç gibi Hristiyanlar, tabii hepsi değil bir kısmı, özellikle din adamları. Arkasından da İsa Mesih'in çarmıha gerildikten sonra 3. gününde dirilişini kutluyorlar. Bu bayramda, şu anda Hristiyanların bayramı. O yüzden de gördüğünüz üzere çok yoğun bir katılım var. Yollar, her yer dolu. İnsanlar tatildeler, gezmeye çıkmışlar. İkinci Dünya Savaşı'nda Alman çocuklar, bakın, kilise bu şekilde, her şey yıkılmış neredeyse. Bu Dom Kilisesi, bakın köprü, birazdan orada olacağız köprüde. Yine kilisenin etrafı yanmış, yıkılmış bombardımanda. Bakın, biraz önce içini gezdik. Kilisenin içi görüyor musunuz? Yıkılmış. Demek ki yeniden tamirat görmüş arkadaşlar. Evet. Yani sizin anlayacağınız, Almanya yeniden bir daha ayaklarının üzerine dikilmiş. Bakın, durun. Bu yanmış, yıkılmış bir Almanya'dan dev bir Almanya'ya doğru evrilmiş. Köln Bahnhof tren istasyonu. Şu anda da bir hızlı tren istasyona yanaşıyor. Biz köprüye doğru devam ediyoruz. Evet, bir el ustası, tahta ustası. Bakın neler yapıyor hemen Köln'de merkeze. Gördüğünüz üzere bunların hepsi köç diyoruz Türkçe. Kilit. Yani
birbirlerini sevenler, aşıklar, nişanlılar, evliler, bir daha hiç ayrılmamak üzere bir araya gelenler gelip sevgilerini bu şekilde ifade ediyorlar. Bakın, kilitlenmiş köç kilitler, binlerce kilit arkadaşlar, binlerce. Yer kalmamış, binlerce kilit. Evet, aşkın bir başka şekilde ifadesi. Sevginin, sevdanın. Bakın hemen şurada mesela Daniel ile Max varmış. 21.5.2020'de herhalde evlenmiş olsa gerek. Bakın Rila Peter var. 68, 1968, 2018 diyor. Bir yandan da arkadan Bahnhof'a tren istasyonuna doğru Köln'de trenler yollarına devam ediyorlar. Hemen arkada Dom Kilisesi'nin çatılarını görüyorsunuz. Gotik tarzında yapılmış hızlı tren yanımızdan geçiyor. Kilitlerin üstüne ismin nasıl yazıldığını anlamış olduk. Burada bu beyefendi yazıyor. Sevgililerin ya da sevenlerin isimlerini o kilitlerin. Onlar da gelip hemen burada bu kilidi sonsuza kadar kilitliyorlar. Arkadaş ya.